Efendim bizim için çok değerli. Ben sadece bizim için değil aslında bütün kanal heyecanla sizi bekliyordu. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Merhabalar. Yine tüm şıklığınızla, asaletinizle hiçbir zaman bozmadığınız o e, ne derler aslında nasıl ne tıraşlar. Vampir face'li Yok yok. <laughs> Ertuğrul Bey çok meraklısınız bu işlere siz. Yani şöyle söyleyeyim aslında olması gereken bunu defalarca ya çıktığınız programlarda da anlattınız ama hiçbir zaman popüler kültürden ayrılmadınız. Yazılarınızda her zaman vardı. Hayatınızın içinde de var mı? Yani mesela gidip vampire lift yaptırır mısınız? merak ediyorum. Vallahi ben erkeklerin bir kere şu kaş, göz kapağım düşmüştü. Bir e, estetikçiye gittim. Göz kapağımı kaldırtmak için dediler çok basit bir şey. Çok ünlü bir estetikçi. Bana anlattı bunu. Daha önce anlattım. Size demek çok kısa anlatayım. Bir ayna verdi böyle etrafı taşlarla bir ayna. <laughs> Kadın estetikçisi çünkü. Aynayı tuttum ben böyle. Bir parmağıyla böyle kaşımı kaldırdı. Çok basit bir şey bu dedi. 15 dakikada yaparız bunu evet. dedi. Ama dedi kaşı kaldırdığımız zaman dedi şey pardon göz kapağını kaldırdığımız zaman kaş düşer dedi. O yüzden kaşı da kaldırmamız lazım. Dedi. dedi. İkinci parmağıyla da kaşımı kaldırdı. Bunların ikisini de yarım saatte hallederiz biz dedi. Ben duruyorum böyle aynı elimde. Yalnız dedi bir şey daha var dedi. Bu dedi göz kapağı ve kaşı kaldırdığımız zaman göz altındaki torbalar çok fazla ortaya çıkar dedi. Üçüncü parmağında da göz kargı torbalarımı tuttu. Üç parmak o kadar becerikli ki yüzümün bu tarafı düşmüş bu tarafı kalktı böyle. Üç parmak darbesi. Üç parmak çok becerikli bir şekilde tutuyor böyle. Bu da dedi bir 45 dakika falan da bu sürer dedi. Toplam dedi bir saat bir buçuk saatte de toparlarız dedi. Ben duruyorum bir cevap vermiyorum ama böyle. Böyle biraz durdu. Ama dedi bir şey daha var dedi. Bu dedi göz ve göz torbaları kalkınca dedi insana asıl yaşlı gösteren şu çizgilerdir dedi. O zaman dedi bunlar böyle çıkar dedi ortaya. Dördüncü parmağında da burayı tuttu onu çekti. Yüzümün bu tarafı böyle genç görünüyor vampir lifti bu tarafı <laughs> normal. Yani kurt adam ve şey ters böyle duruyorum böyle. <laughs> Bir aradalar. Evet. Güzel ve çirkin diyelim. Evet dedi ki bana bu da dedi iki saat, iki buçuk saatte yaparız bunların hepsini biz de düzeltiriz dedi. Şimdi dedi son bir mesele var dedi. Son bir mesele. Senin dedi, dedi vücudun iyi. Kendine iyi bakmışsın Korkuyorum. dedi. Bazı insanlar var dedi. Yüzünü gençleştirirsin vücut kaldırmaz. Seninki kaldırır. Senin vücudun kaldırır. Ben seni dedi 40 yaşında bir insana indiririm. Bundan 10 yıl önce oluyor. Ben o zaman 60 yaşındayım. Dedi 40 yaşında bir insan haline getiririm. Bu vücut bu yüzü taşır ama dedi sana bir soru soracağım. Sen bu yüzü taşıyabilir misin dedi. Birden aklıma geldi böyle sabah kalkıyorum aynaya bakıyorum 40 yaşında bir adam. Yok dedim taşıyamam. Evet dedi ben sana dedi bunu söylemek istiyordum. Yüzüne hiç dokundurma dedi. Yüz erkek yüzü dedi çok kadın yüzü dedi ama kadına dedi kadında oluyor. Ama erkek yüzü öyle bir dengedir ki dedi bir yerden bozduğun zaman dedi bu bozulma gider. Sana bir tavsiyem var dedi. Hep gül dedi. İnsanı en genç gösteren şey gülmektir dedi. O yüzden ben 10 yıldan beri ne kaşımda dokundurdum, ne göz kapağıma dokundurdum, ne bir yere dokundurdum. Halinden de memnunum yani böyle idare ederim diyorum yani ve sonuna kadar. Beylere yaşı sorulur Ertuğrul Bey kaç yaşındasınız? 73 yaşındayım. 73. Şimdi o zaman bunu sormak durumundayım. tamam estetik mevzusuyla ilgili duruşunuzu net bir şekilde algıladık. Bu arada enteresan bir doktormuştu. Hiç böyle bir doktor hikayesi duymadım. Çok ünlü bir ve başarılı bir estetikçi yani. Ee, Hiç unutmuyorum. Başarısının onu. buradan geldiğini düşünüyorum. Çünkü çok doğru bir test yapmış. Ha, kadınlarla ilgili de bana bir şey söyledi o zaman estetik konusunda dedi kadınlar dedi benim eşimle ilgili bir şey anlattı. Eşimi yapmıştı çünkü yüzünü. Çok başarılı yaptı. Ben de ona teşekkür ettim. Yani karımı dedim. Hakikaten hayatını değiştirdi yani karıma şey. Bak dedi. Tansu dedi bana geldi beni gençleştir demedi dedi. Bana ben yorgun görünmek istemiyorum dedi. dedi. Bir takım insanlar geliyor. 30 yaşında olmak istiyorlardı. O başka bir şey. Ee, o Fiskencisi dedi, bilinçli bir şekilde geldi. Mi? Yorgun görünmek istemiyorum ben dedi. Ve çok başarılı yaptı gerçekten. Tansu'nun hayatını değiştirdi yani. O bakımdan ben kadınların bunu yaptırmalarının doğru olduğunu düşünüyorum. Yani başından beri hep savunuyorum bu şeylerde. Ama istediğiniz şey nedir ona bakmak lazım. Yani gençleşme mitolojisi bence... Bütün mitolojileri şeyinde var. Ölümsüzlük ve gençleşme, yaşlanmamak. Yani bütün mitolojiler bunun üzerine kurulu. Ama daha bugüne kadar bunu başaran yok. Bunu başaran yok yani. Peki şunu sormak istiyorum aslında. Bu estetikle ilgili değil. Ray Kurzweil biliyorsunuz günde hatta Hürriyet Gazetesi'nde de çıkmıştı bu haber. Günde 150 supplement içtiğine bence sadece supplement da değil. Biraz önce hocamla konuştuğum bu damardan alan takviyelerin de bence çok yardımını alıyor. Şöyle bir şey söylemiş. 20-30 yıl içerisinde ölümsüzlük bulunacak. Ben o yaşa kadar kendimi sağlam tutup sonra devam etmeyi düşünüyorum. İster misiniz bunu Ertuğrul Bey? Yani ölümsüz olmayı? Ya şimdi tamam iyi olalım. Herkes ister ölümsüz olmayı belki ama yeni gelen insanlar ne olacak dünyada yani? Kazık çakmayalım değil mi buraya? Ya yani bu, bu çok egoistçe bir şey. Şimdi böyle bir şey yok zaten. Yani ben nasıl bulunacak bilmiyorum. Parça parça iyileşecek, karaciğer yapılacak. Kök hücreli o gelecek, bu gelecek. Onu değiştirecek, bunu geçecek İnsanın bence yönetmesi gereken asıl sorun beyni. Vücudu değil. Çünkü beyin çok namussuz bir organ. Beyin yaşlanmıyor zaten. Evet. Beyine estetiğe lüzum yok. Beyine ben bir... Bundan 10 yıl önce bir futbol oynamaya çıktık. Futbolcunun gençliğimde çıktık. Formaları giydim falan gayet on güzel yıl önce. koşuyorum. Efendim 10 yıl önce, önce evet 10 yıl önce. Top orada duruyor. Hareketler ayağımla iki ayağımla alıp arkamdan topu atardım. Vurdum da nereye gideceğini bilirdim. Hepsi kafamda duruyor gene yani. O hareketin bütün kalıpları kafamda duruyor. Fakat topa bir şut atıyorum. Top tık, buraya. Hani erkeklerin idrar yaparken şeyi vardır böyle. Sayerlerle <laughs> gidemez ya, tamam mı? Onun gibi <laughs> Yani idrar da bu ölçülü bir şekilde topla gitmiyor oraya yani böyle. Ama aslında bu transhumanistlerin de aslında e, hayal ettikleri şey odur ya Ertuğrul Bey. Beynimiz yaşlanmıyor ama vücudumuz bizi e, bırakıyor. E, çok e, egoist daha doğrusu e, yani vücut e, vücudumuzun belli parçalarını değiştirerek beynimizin yaşantısını devam ettirebiliriz. Böyle bir Evet. Canım teorik olarak beynini bir kavanoza koyup Hayata devam ettirebilirsin yani Durur orada o Öyle bir kavanoza yaşamak yani. ister miydiniz yani. peki Gerçekten Hayır. merak ediyorum Şimdi ben benim istediğim bir tek şey var Çok uzun bilmem ne Babam 83 yaşına kadar yaşadı Annem 90 yaşına kadar yaşadı Özellikle. Babam hayatı boyunca günde bir buçuk büyük rakı içiyordu 4 paket sigara içiyordu Hiç hasta olmadı bir sabah kalktı Annemin elini Annemin omuzuna koydu hadi asmalık dedi. Üç kere hıçkırdı ve öldü. Ben de hayatımın sonuna kadar sağlıklı bir şekilde akşam üzeri içkimi güzelce içip, yemeğimi yemek, müziğimi dinlemek, hayat kalitemi devam ettirerek yaşamak istiyorum. Ne kadar yaşarım? 80, 80 yeter. 85 yeter. 90, oh ne hala. 95 derse tamam derim. Yani ondan sonra artık o vücudu kaldırmak görüyorum. Yani zor bir şey artık ondan sonra. Ama her insan tabii ki ...mümkün olduğunca çok yaşamak ister... ...bu doğal yani insanın... yani ...Allah'ın insana verdiği duygulardan biri bu... ...bizi hayvanlardan ayıran da bu yani... ...elbette yaşamak isteriz ama... ...kaliteli hayat denilen bir şey var... ...o çok önemli... ...çünkü ben çok arkadaşla kaybettim... ...yani hayat kalitesini kaybetmek... ...zaten ölümün... Elden, ...baştan ...elden ayaktan düşmek galiba, yani. galiba tabii değil yani, mi? biraz... Tabii, evet. ...efendim kısa bir reklam arası veriyoruz... ...daha sonra Ertuğrul Özköy'le devam edeceğiz... Maya istetiğin sunduğu biz bize devam edecek. Emlak konut bilgilendiriyor. 2019 yılında cari fiyatlarla inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı yüzde 5,4 olarak gerçekleşmiştir. Emlak konut bilgilendirdi. TV100 kanalını Digitürk, D Smart, Türkcell TV ve Türksat Kablo TV platformlarında 37. kanal, TV Bu 47. kanal, Türksat 4A 12729 sembol 30000 polarizasyon dikey frekansından izleyebilirsiniz. TV100 Türkiye'nin yeni yüzü. Londra'nın baş döndüren mavisi. Koçak Azure Pırlanta Kolyede. Özel fiyatıyla Koçak mağazaları ve ekoçak.com'da. Koçak, seninle güzel. Alargo kombi, gerçek kombi, gerçek kombi. Hiç ses yok değil mi? Çünkü o, tam yoğuşmada yüksek verim özelliğiyle Türkiye'nin en sessizi Alarko Seradens Süper Kombi. Adı gibi Süper Kombi. Londra'nın baş döndüren mavisi Koçak Azure Pırlanta Kolyede. Özel fiyatıyla Koçak mağazaları ve ekoçak.com'da. Koçak, seninle güzel. Maya estetiğin sunduğu Biz Bize devam ediyor. Efendim, TV yüz ekranlarında biz bize Ertuğrul Özkök'le devam ediyor. Ertuğrul Bey, size aslında burada konuştuğumuz genelde konularımız sağlık, güzellik ve bence çok da uygun bir isimsiniz ama söylemeden sormadan geçemeyeceğimiz tabii ki gazetecilikle ilgili. Daha doğrusu aslında sosyal medya ile ilgili size sormak istediğim şeyler var. Torununuz iki tane torununuz var. Evet. Sosyal medya ile araları nasıl? Ee... Sosyal medyada arası en iyi olan karım Tansu. <laughs> Neden? Ailede. Tansu bir sosyal medya fenomeni oldu. Yani Instagram'daki mesajlarıyla gerçekten sokağa çıktığım zaman benden daha çok tanınıyor yani. Bir de bana kızıyorlar. Bana kızıyor. Mesela İzmir'de falan bazen yola gidiyoruz böyle. Tansu'yu çok seviyorlar. O tabii daha solcu ve şey. E, muhalif. Sen sende iş yok ama bu kadın iyi diyorlar bana <laughs> şeyde ee, tabii ki benim, yani iki torunum elbette sosyal medyanın içindeler yani özellikle YouTube'a daha şeyler onlar YouTube'da daha etkililer hayatları YouTube'da geçiyor televizyon falan seyretmiyorlar onlar yani gazete istiyorum Gazete ve bildiğimiz klasik medya yani televizyonun sizce sonu geldi mi böyle düşünüyor musunuz? Çünkü hiçbir şeyin sonu gelmiyor. Her şey devam ediyor. Yani kağıt da devam ediyor. Kağıt devam ediyor. Şu anda New York Times gazetesi dünyada harikalar yaratıyor. Yani gazeteciliğin en doruk şeylerinden Ama birini yapıyorlar. Ama herhalde Ertuğrul. Yani artık normal çünkü ko özellikle korona pandemiden sonra hani basılı kağıt almaz olduk ya. E, Almaz olduğun zaman dışarıda alıyor insanlar yani. Yani gene elimizde bildiğimiz gazete kağıdından e, Tabii başladım. ben mesela pazar günleri gazeteden okumayı, kağıttan okumayı çok istiyorum. Yani şimdi ben de aynı şekilde şey yapmıyorum ama gazetenin ayrı bir... bir, bir... Şimdi bunların her biri insanın algılama çerçevelerinde farklı yerlere sahip şeyler. E, ne yazık ki hala, hala çok sayıda insanın gözünde ciddiyeti temsil eden şey kağıt. Çok doğru. Tamam mı? Yani 4 bin tane satan gazeteler var Türkiye'de. Ciddi alınıyor. Ben almıyorum mesela. Ben almıyorum ama insanlar ciddi alıyorlar. 4 bin tane satıyor. 4 bin tane ne ya? Bir tane Instagram'a bir resim koyuyorsunuz. 2 dakika sonra Fenerbahçe Kulübü Samata Havada diye bir tane uçak resmi koydu. 2 milyon 170 bin kişi beğendi şeyini yani. Tamam mı? Şimdi böyle bir rakam varken ortada 3 bin 4 bin gazete sayıları şey değil. Ama maalesef hala algılama çerçevemizde kağıt önemli. Ama şu anda dünya artık öyle paramparça bir haberleşme sistemi haline girdi ki ben haberi artık ne televizyondan ne gazeteden alıyorum. Twitter'dan mı alıyorsunuz, Instagram'dan? Her mı? yer bir yerden geliyor. Bilmiyorum sosyal nereden medyadan. geldiğini. En büyük haber nereden geliyor biliyor musun? WhatsApp gruplarından geliyor. Bak. Doğru. Hepimiz şu anda daha henüz WhatsApp gruplarını bir sosyal medyaya kabul etmiyoruz. Ama şu anda bana sorarsanız dünyanın en etkili mecrası WhatsApp grupları. Ama çok biliyorsunuz bilgi kirliliği de var orada e saçmalıklar. Zaten zaten haber ne? Haklısın. Yeni normal denilen şeyde yeni haber ne? Trump'ın attığı tweetler haber. Evet. E doğru mu? Peki Bize mi... atılan tweetler devlet adına doğru mu Yani gördük işte rakamlar çıktı ortaya. Ama yani. bunun sebebi Artur Bey aslında gençlerin dili bu olduğu için olabilir mi? Çünkü aslında o eski bizim bildiğimiz dünya dili... sadece gençlerden ibaret değil hayatım. Evet. Dünya sadece gençlerden ibaret değil ve gençler de bir süre sonra 40 yaşında, 60 yaşında oluyorlar. Ve çok çabuk geçiyor yıllar. Dolayısıyla Z kuşağı diyoruz. Z kuşağı 5 yıl sonra Z kuşağının arkasından başka bir kuşak gelecek. Şimdi böyle bir ortamda nüfus kategorilerini artık her nüfus kategorisinin mecraları var. Burada en az önemli olan şu. Haberin doğruluğunu doğruluğunu öğrenme ihtiyacı kalmadı. Bu tehlikeli bence. Çünkü herkes kendisine gelen haberin kaynağını ona uygun haberler gönderiyor. Eğer Tayyip Erdoğan'a karşıysa, Tayyip Erdoğan'a karşı bir haber geldiği zaman ona inanmak istiyor veya Tayyip Erdoğan yanlısıysa yalnız, yalnız, o yolda gelen Nasıl? habere inanmak istiyor. Geçenlerde bir arkadaşım atmış böyle bana bir muhalif bir arkadaşım bir şey. Dedim bu doğru değil. Bana verdiği cevap şu. Ben söyleme bana böyle. Ben onun doğru olduğuna inanmak istiyorum diyor. Yapacak bir şey yok. Herkes doğru olduğuna inandığı haberi alıp onun doğruluğuna inanıp hayatını ona göre düzenlemeye başladı. Tehlikeli bu olan bu. Yani artık gerçek kalmadı ortaya. Bakın şu anda vaka sayısı, hasta sayısı konusunda bile anlaşamıyoruz. Bazılarına göre vaka sayısının açıklanmaması milli menfaatler dolayısıylaymış. Yani olmasın. insanların evet. hayatlarını ilgilendiren ...menfaattan daha önemli milli menfaat ne olabilir? Size orada bir şey sormak istiyorum. Şimdi bunu muhalefet için falan söylemiyorum ben. Ne olabilir yani? Ertuğrul bunu da bile Bey, anlaşamıyoruz yani ama. Çok Gerçekten bunu bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Korona evet, dünyada pandemilerde her zaman bu. Tarihe de baktığımız zaman hep aynı süreç yaşanmış ama... ...insanlar da düşünür artık burasına geldiği için ekonomik olarak... Artık umursamıyorlar. Yani ekonominin bittiği yerde pandeminin kalkmış olması ne kadar önemli baktığınız zaman. Yani adamın artık... Şimdi ben öyle bakmıyorum. Şu anda dünyanın en büyük süper gücünün başındaki adam Korona şu an. bu virüsü kaptı ve yatıyor. Hepimizin çevresinden insanlar, tanıdığımız insanlar öldü. Evet. Şimdi böyle bir realiteyle karşı karşıyayız. Biz bunu hafife alamayız yani hafife alırsak kendi hayatımızla da oynarız bırakın ve hadi kendi hayatımızla uğraştı tamam bunlar kendi hayatımızı önemsemiyoruz ve başkalarının hayatını tehdit ediyoruz. Bunu hakkımız var mı bizim? Kendi hayatın tamam. Ben takmam kardeşim. Olayım ben. Bana ben bana, bana pandemi sökmez. Ya e ama karşındaki insanın hayatı onunla ilgili bir sorumluluğun da var senin. Yani sorumluluklar sadece kendimize yönelik sorumluluklar değil. Kendimizi korumayla ilgili değil ki. Evinizde annenizi, babanızı, kardeşinizi bunları da koruyacaksınız. Arkadaşlarınızı koruyacaksınız. Otobüse bindiğiniz zaman otobüsteki öteki insanlara karşı da sorumluluğunuz var. E ben bulaştırayım, bende nasıl olmaz, dokunmaz. Peki Bu şunu sormak istiyorum. Aslında şey sakın e, bunu yanlış anlamanızı istemem ama e, özellikle koronanın e, çok vurduğu ve çarptığı yaş skalası biraz Ertuğrul Bey sizin de yaşa denk geldiği için. 65 plus. E, evet şimdi e, torununuz mesela böyle bir konuda e, biraz daha rahat davransa ta, tavrınız ne olurdu? Vallahi torunlarım o konuda benden daha duyarlı davrandılar. İşin garibi o. Kızım da, torunlarım da benden daha duyarlı davrandılar ve çok dikkat ettiler evde. Ee, yani ben, ben uydum. Çıkmadım sokağa. Ee, ama şöyle bir şansım da vardı. yani Bahçeli bir evde oturuyorum, bahçeye çıktım, oturdum, müziğimi dinledim. Hatta benim için bir tür meditasyon imkanı verdi şey. Ama dediğim gibi ben, bunlar benim imkanım olan şeyler. Bir apartman dairesinde 100 metrekarede oturan insanların nasıl böyle bir duyguyu daha uzun süre taşıyorlar o psikolojiyi bilemiyorum ben tamam mı yani yaşanacak kolay bir şey değil o onu Biliyorum. Bey, biliyorsunuz Fatih Bey de yazdı biliyorsunuz hayat eve sığar mevzusunu hatırlarsanız yani evet, evet. E, böyle 50 metrekare bir evin içinde 4 kişi insanlar birbirlerine tabii Abi. yeme noktasına en çok boşanmalarını bu arada onu da sorayım e, karantina döneminde eşinizle e, diyaloglarınız farklı olumlu veya olumsuz bir boyuta taşındı mı Hayır tam aksi oldu. Şöyle bir şey. Biz bir kere bu yıl ev, 50. Ev, evlilik durumuzdu. Hep bir kere yarım yıl. asır. Evet yarım asır oldu bizim ve karımla ilk defa 3 ay aynı evde kaldık. Biz Hiç karımla biz karımla bugüne <laughs> kadar herhalde bir hafta üst üste aynı evde durduğumuz pek olmadı yani. Biz ayrı gittik ayrı yaşadık. Ben Paris'teydim o gelmedi Paris'e oldu bu oldu ben çok yurt dışına gidiyorum geliyorum falan. 3 ay. Hiçbir sorun çıkmadı, hayret edecek bir şekilde. Hiçbir sorun çıkmadı evde. Tam aksine çok güzel ve sohbetler ettik, ne yaptık. Tabii biraz da biraz da galiba bizi sosyal medya kurtardı. Tansu çünkü sosyal sosyal medyada devamlı. Ya yani ben bir şey söylediğim zaman duymuyor bile zaten bazen evde. O yüzden iyi geçti yani birbirimizi daha iyi anladık şimdi hala da beraberiz yani Bodrum'da bir evde beraber oturuyoruz peki ikimiz. evliliğin altın kurallarından bir tanesi çok da duymamak mı acaba şimdi söylediğinizden evliliğin altın kurallarından bir tanesi şu telefonlara bakmamak birbirininkine mi birbirininkine. Ee, yoksa birbirininkine. konuşurken kendi telefonunuza mı birbirininkine. birbirininkine bir numarası bu ben evlenen bütün çiftlere yeni evlenen beraber olan bütün çiftlere şunu söylüyorum bu yüzyılda artık evlilikte de mahremiyet var. Bu telefonlara baktığınız anda bu işin altın kuralı bozulur. Efendim biz birbirimize güveniyoruz. Böyle bir laf yok. Ben buna inanmıyorum. Karıştıran bir şey bulur mu Ertuğrul Bey? Bulur. E bulur e Ne bulması ki ya? İki taraftan bir tanesi arkadaşlar. İlle bunun ahlaki bir şey olması gerekmiyor. Ben yani ahlaki meseleden bakmıyorum. Onun sevgilisi var, bunun sevgilisi var diye değil. Senin Eşinin arkadaşları vardır pek haz etmiyorsundur. O onlarla çok iyi ilişkidedir. Ya da senin çok kızdığın bir adamla o arkadaşlığını devam ettiriyordur. Ve size Böyle bir iki şey olur mu? Ben onunla konuşmuyorum sen de konuşma. Bu iki yaşında çocukların bile yapmadığı bir şey artık bu. Dolayısıyla oraya baktığın zaman ilgi alanlarınız farklı. E şimdi WhatsApp gruplarında erkeklerin şu pandemide erkekler delirdi. Yani gelen fotoğraflara yani tamam mı? Hiç benim yani aseksüel zannettiğim arkadaşlarımdan bile acayip fotoğraflar geldi bana bu pandemi döneminde WhatsApp'tan. Ben de gönderiyorum. Bu zaten başka Bunun nasıl geçecek? ne olabilir sizce? şimdi oraya baktığın zaman <laughs> Aa ah, sana bu fotoğraflar mı geliyor diye şey yaparsan Böyle tamam şeyler mi yani, bakıyorsun? Böyle şeyler mi bakıyorsun sen diye. O yüzden bence bakmamak lazım. O o bir saygı ve hep altın kuralı şudur. Evlilikte de mahremiyet vardır. Ben çünkü hayatta bir şey gördüm. Bizim böyle cicim cicim, cicim 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 cicim, iç içe arkadaşlarımız, evli olan arkadaşlarımız en büyük aşk, en iç içe, en bilmem ne biz birbirimize çok güveniriz diyen en kolay onlar boşandılar. Ama aralarında aralarında bu tür bir anlaşması olanlar böyle bu tür bir karşılıklı bu işin saygı ve kural, saygı ve şey bir... var evet mahremiyete saygı. Bu arkadaşlarım hepsi biz 50 yıl tansiyle geldik 50 yıl yani şu anda da çok iyi arkadaşız yani dünyanın en iyi arkadaşıyız şu anda. Ee, bu süreçte yani 50 yıl tabii çok uzun bir zaman. E ee, tabii bu sosyal medya medya mevzuları belki de son 10-15 senedir hayatımızda. Ondan ya önce hocam, mektuplar vardı. Eve mektup geliyordu canım. Çok yani son ayrı, ayrı mektup. ayrı mektup geliyordu. kavga geliyor yani. ederdi ilişkilerde insanlar. Tabii biz bunları hatırlamıyoruz. Ne için kavga ederdi Ertuğrul Bey? Yani ya sizin o zaman ilk flört için... dönemlerinizi hatırlarsanız. E, kavga etmek için fırsat yani bir sürü şey var canım kavga etmek için neden aranıyorsa psikolojik olarak ille... yani bazen de sinirine dokunur ya adamın yemek yeme şeyi sinirine dokunur yani. Ağzını şapırdatma dersin. Ne bileyim yani, takılacak bir şey bulursun yani. Takılacak kafaya eğer sorunluysan bir de yani bulunur. Ama e, yani evlilikte şöyle kurtarmak için ben erkek arkadaşlarım hep de şunu tavsiye ediyorum. Çok büyük bir kavga varsa iki taraftan biri geri çekilmeyi bilmeli. Yani illa iki tarafta horoz gibi devam ederse o işin sonu yok yani. Ben yani genellikle çekilen galiba. bendim evde. Ben ben bir kavga çektiği zaman ben çekiliyorum. Hep onu diyorum hani ta, öfke sorunu olan insanlarla ilgili hep yazıyorum bunda. Yani özellikle öfke sorunu olan erkeklerde tartışma çıktığı zaman git kapat kendini banyoya kilitle. Veya evi terk et git. Kalma orada. Yani öfke sorunun varsa belli ki bir olay çıkacak. Öfke sorunu çünkü öyle kolay çözülecek bir sorun değil. Varsa naturanda senin öfke. Bunu böyle illa ben kontrol edeyim diye her zaman kontrol etmek mümkün değil. Bende yok öyle bir sorun ama. Ama yine de böyle bir baktın sertleşiyor kavga. Bilmem ne olacak, şu olacak, bu olacak. Taraflardan biri kenara çekilip sakinleşmesi. Çünkü zaman her şeyi çözüyor. Amortisör. Dünyanın en iyi şeyi zaman. Yani arada bir zaman gel zaman. Arasına gidip bir şirinlik yaparsın, bir şey yaparsın falan. Yani çözülür. Yani ara bulucu mekanizmaları canlı tutmak lazım hep bu şeyleri. Dikkat ediyorum da iş hayatında çok dominant olan karakterler, siz öyle bir karaktersiniz. Ee, evlilik hayatında daha geri planda ee, daha pısırık duruyor şimdi aslında bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama Fatih Bey de öyle Fatih Altaylı da baktığınız zaman böyle eser gürler televizyonda Hande Hanım'dan epey korkar neden böyle bu fa acaba e, Ertuğrul Bey? E çünkü ne Fatih ne ben biz dominant insanlar değiliz biz iş hayatımızda da dominant ama ben duruşunuz... iş hayatımda şimdi bak duruş o başka bir şey yani Allah vergisi bir şey ben 20 yıl yöneticilik yaptım Hürriyetin yazı işlerinde bir gün sesimi yükseltmedim ben. Kimseye bağırmadım. Arkadaşlarım ortada hepsi beraber çalışıyoruz hala. Benim öyle bir dominantlık falan gibi bir şeyim olmadı ve ben şuna inanıyorum. Ama o sadece saygı ve sevgiyle. Olmaz ki say Bey. Yani tabii liderlik vasfı başka bir şey. Tabii. Liderlik başka bir şey. O liderlik vasfı Durgut Özal rahmetli hayatında bir kere bağırmadı elinde bir kalemle anlatırdı böyle devamlı. Dünyanın en iyi liderlerinden biriydi bana sorarsanız. Yani buna karşılık bağıran liderler görüyoruz. Biz üç günde karizması gidiyor işte. Evet. En çok bağıranı Hitler'di görüyor. Ya babam bağırıyor tamam Dünyanın başında da bela oldular ve gidiyorlar ondan sonra da. Ee, yani sevgiyle kurulan otoritelerin ben çok kalıcı olduğuna inanıyorum. Çok kalıcı olduğuna inanıyorum. Peki bu evde yapının tersi olması konusunda ne diyeceksiniz? Yani Vallahi ben evde hep söylüyorum. Benim ben kadınlarla kavga etmem. İş yerinde eder misiniz? Hayır iş yerinde de etmem. Hiçbir zaman etmem. Kadınlarla kavga etmem. Çünkü kadınlarla gireceğim savaşları kazanamayacağımı biliyorum. <laughs> Neden böyle düşünüyorsun? Böyle düşünüyorum yani. Biliyorum kazanamam ben. Bir kadınla kadınla girdiğim savaşı kazanamam. Ayrıca savaş kazanmak nedir onu da bilmiyorum. Yani o da ayrı bir şey ama savaş kazanmak nedir? İnsan ilişkilerinde savaş kazanmak diye nedir? Yani nedir savaş kazanmak? Kavga ettin karınla kim savaş kazanır? E bu tabii bunun bir tane şöyle dövüp yere var. kan revan yere bırakırsa savaşı kazanmış mı oluyor? Ha? Veya öbürü kenara çekildiği zaman sindirdim diyerek böyle bir şey. Yani savaş ilişkilere savaş kazanmak diye baktığınız zaman zaten ilişkiler bozuluyor. Peki ilişkiler savaş değildir. Ertuğrul Bey yakın zamanda yazdınız ve biz de aslında geçen hafta bu konuyu çok konuştuk. Siz e... Tabii ki tevazulu bir kişisiniz ama e, gazetecilik ve özellikle de son dönemde medyadaki e, anchormanların, anchorwomanların duruşuyla ilgili de bir yazı da yazdınız. Sizce dünden bugüne e, medyada duruş şeklinde popüler olmada bir değişiklik var mı? Bence yok. Çünkü neden? E, eskiden de Reha Muhtar gerçeği vardı. Bugün Ece Üner çok tartışılıyor. Siz baktığınız yerden bu işe yeni başlayan kişilere son olarak bunu sorayım size. Öğütleriniz ne olurdu? Ben medyada bulunan herkese herkese bir tek şeyi öğütlüyorum. Burası sizin babanızın malı değil. İkincisi, ikincisi medyada sahip olduğunuz köşe, ünvan, veya yöneticilik yeri veya bir şeyi bir iktidar aracı olarak görmeyin. Bana hayatımda en çok sorulan şey hürriyetin başında olmak size nasıl bir güç duygusu verdi? Kimseye anlatamıyorum ki böyle bir güç duygusu vermedi bana. Ben de istemedim... böyle bir güç duygusunu. Mahallemdeki hürriyetin genel yayın yönetmeni olarak mahallemdeki kanalizasyonu yaptırtmak için belediyeye telefon edemedim. Onu çünkü bir yetki kullanmak olarak gördüm ve yapamadım bunu. Yapamadım. Yani Şimdi eğer bulunduğunuz yeri bir kibir aracı haline getirmeye başlarsanız, bir imtiyaz, ayrıcalık isteme aracı haline getirmeye başlarsanız ve çok fazla keyfiliği sokarsanız orada işler şey oluyor. Şimdi geçen gün Ece Yüner'le ilgili, Ece benim çok sevdiğim bir sunucu. Çok da başarılı buluyorum. Çok da başarılı buluyorum. Benim ona itirazım sadece kullandığı ifadenin bir kadını küçültücü bir ifade olduğunu ve onun öyle bir ifadenin onun savunduğu tezi güçlendirmediğini tam aksine zayıflattığını söylemeye çalıştım ben. Beni de rahatsız etti kim kardeşinin söylediği şey. Ben de bir Türk'üm. Ben de orada Türkiye için söylenen şeyin haksız olduğunu ben de görüyorum. Birincisi bu. İkincisi kim kardeşlerle ilgili sahip olduğumuz o ön yargılı imajlar da sadece o değil. O kadın aynı zamanda şu anda Amerika'daki en önemli hukuk savaşçılarından biri. Onu anlattım ben. Hukuk Ve okuyor. o 189 milyon takipçisi var. 66 milyon Twitter'da takipçisi var. O bir neticede bir orada yani bir influencer o. Etkili bir kadın. Ama bunlar önemli değil. Bence önemli olan bir kadın hakkında eleştiri yaparken. O çünkü o, o yaptığı eleştirisini Ermeni olarak Türkleri eleştirdi. Haksız. Sonuna kadar haksız. Doğru biz haklıyız bu konuda ama ama onu sen bilmem neni gösteriyordun şimdi de senin referansın orası mı dediği zaman o tartışmayı oradan alıp sizin haklılık konumunuzdan alıp haksız bir yere getiriyorsunuz. Benim itirazım buydu. Ama bakın ne oldu biliyor musunuz? Girin benim Instagram hesabımda benim Instagram hesabının altına yazılan yorumlara bakın. Ne Ermeni dölü olduğum kaldı, ne Ermeni olduğum kaldı, ne Kürt dölü olduğum kaldı, ne bilmem ne. Ben Ermeni, Kürt, Arap, Yahudi Bunların biri de olabilirdim ve gurur duyardım. Türk'üm ben. Bunda ben da gurur duyuyorum. Onlarda da gurur duyardım. Yani içerlediğim nokta bu. Bana kızıyorsan beni eleştir de benim üzerimden niye başka milletlerin insanlarını küçültücü ifadeler kullanıyorsunuz? Silmiyorum hiçbirini. Niye silmiyorum biliyor musunuz? Kendileri görsün diye. Görür mü görmez mi bilmiyorum. Ama Ece ile bir gün karşılaşırsam şunu soracağım. Acaba Ece benim altımda hesabımın altına yazılan o yorumlardan dolayı mutlu mu mutsuz mu? kendisini daha mı haklı hissediyor daha mı haksız hissediyor. Buysa eğer bizim taraftarımız bu tezlerde bence yazık. Ece bunu hak eden bir kız değil. Ondan dedim ben bunu yoksa yoksa şey değil yani benim Ece ile bir meselem yok. Ece'nin yorumuna da ben katılıyorum. Evet kabul edecek bir yorum değil. Ama o yorumu yaparken kullandığınız üslup sizin haklılık derecenizi olumsuz etkileyebilir onu anlatmaya çalıştım ben Ertuğrul Bey, çok teşekkür ederiz ben gerçekten teşekkür keşke gelseniz böyle günlerce bizle birlikte olsanız sizi çok özledik ben sizi tekrar ekranlarda görmek istiyorum siz evet çok da ekran insanı değilsiniz beni de sadece izleriniz. magazin programlarına çağırıyor <laughs> <laughs> Siyasi fikirlerimi sevmiyorlar benim. Ee, Ben öyle düşünmüyorum Ben ne olursa olsun sizin net duruşunuzdan Ve kimliğinizden vazgeçmeyen Tavrınızla bence burada Çok insana e, ilham olduğunuzu düşünüyorum teşekkür İnsanların ederim. bunu e, göğüsleyebilmesi de zor bir iştir Hayatımızda Yo, hep olun ben Tüm yakışıklılığınızla geldiğiniz Hah, için de Çok, teşekkür, bu. Ederim. <laughs> çok efendim. Ben teşekkür ederim Çok teşekkür ederim efendim olun